Türkiye'nin yetiştirdiği ender sporculardan biriydi o. Unutulmaz bir basketbolcu, gerçek bir sportmen. 22 Ekim 1930'da İstanbul'da doğdu. 44. İlkokul, Şişli Ortaokulu ve Taksim Lisesi'ni okurken öğreniminin her yılında adını iftihar listesine yazdırdı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdi. İnşaat Fakültesi'nde mühendislik eğitimi gören Sadi Gülçelik, okulun voleybol, basketbol, netbol, masa tenisi ve futbol takımlarında yer aldı. ...46 defa basketbol milli takımı formasını giyen Sadi Gülçelik, fotolar altında hünerli bir sihirbazdı. Milli formayı ilk kez 1950 yılında Paris'te yapılan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda giydi. Ay Yıldızı takımımızın en önemli pivotlarındandı. Gayet soğukkanlı, arkadaş canlısı, beyefendi, hakikaten bir beyefendi, bir insandı. Sadi Gülçelik, 1952'de Helsinki'de olimpiyatlarda dünyanın en büyük sporcularının arasındaydı. Sadi kadar kişilikli, güven verici, oturaklı, yükme telkin eden, daha doğrusu özetle adam gibi adam Türkiye'de çok çok az kişi vardı. Daha sonra askerliği sırasında kara gücü takımında oynadı ve bu dönemde 1955 yılında İran'da yapılan askeri olimpiyatlarda da ülkemizi temsil etti. Sadi gitmiş, idareciler demiş ki bakın beni seçmeyin bir takıma. Sinan'ı seçmeniz lazım. Çünkü o yalnız voleybolcu. Bütün hayatını voleybola şey etmiş. Halbuki ben basketbolda oynuyorum. Onun için milli olmaya haklı olan insan Sinanlardandır. Benim yerime onu alın. Yani bu bence çok büyük bir fark bir olay. Bir sporcunun kendini yerine başka birini teklif etmesi olağanüstü bir olay ve bunu hiç unutmuyorum. Öğrenciliği ve sporu başarıyla yürüten Sadi Gülçelik, mezuniyetinin ardından iş hayatına atılarak sınıf arkadaşı ve daha sonra kayınbiraderi olacak Şarık Taray'la Enka'yı kurdu. Vildan Hanım'la hayatını birleştiren Sadi Gülçelik'in mutlu evlilik hayatı süresince Ali, Sevda ve Ayşe adında 3 çocuğu oldu. Çocuklarına vakit ayıran, onların her şeyiyle ilgilenen bir babaydı ve sporun insan hayatına katkılarını çok iyi bilen biri olarak çocuklarını her zaman spora teşvik etti. Anneme babamın 15. evlenme yıl dönümü. Bizim evimizde bir davet verildi. 80-100 kişi arkadaşları gelmişti. Zahmet Darbaş keman çalıyordu. Ben o zaman lisede talebeyim. Beni çağırdı yanına. Dedi ki bak gördüğün gibi böyle 80-100 tane arkadaşımız bizler için burada. Sen dedi bir gün üniversiteyi bitirirsen ancak bu 100 kişiden biri olabilirsin. Master, doktora yaparsan bu 100 kişiden 80'e girebilirsin. Ama çok iyi bir sporcu olursan muhakkak bu 100 kişide ilk 10'a girersin. Ama böyle darbaş gibi bir keman veya böyle bir piyanist gibi piyano çalabilirsen her zaman her toplulukta bir numara olursun. Öyle bir adım var onunla. Ben çok etkilenmiştim ve bugün baktığımda bu değer yargılarının hala geçerli olduğunu, doğru olduğunu görüyorum. Bir uçak kazasında kaybettiğimiz Sadi Gülçelik'in ardından ailesi ve Enka camiası onun adını yaşatmak için yapabilecekleri en güzel eseri inşa ettiler. Sadi Gülçelik Spor Sitesi. Eşi bulunmaz güzellikteki bu spor kompleksinde kurulduğu günden bugüne binlerce genç spor yapma imkanı buldu. Atletizmden yüzmeye, tenisten basketbola, su topundan voleybola kadar nice sporcular yetişerek Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil etmeye devam ediyorlar.